Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapılışı oldukça kolay ve çok şık görünen güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Bu örgü modelini battaniyelerde, yeleklerde, hırkalarda, atkılarda kullanım yapabilirsiniz. 3 boyutlu olarak görünen, yapılışı da oldukça kolay ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli paylaşımı yapacağım sizlere. Tığ numarası olarak şöyle 3,5 milimlik 3,5 numara tığ kullanacağım. Şöyle orta kalından biraz daha ince bir ip kullanacağım. İpin numarası şu anda elimde yok. Şimdi zincir çekerek modelimize başlayalım. Zincirlerimiz 4 ve katı olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle 16 tane zincir çektim. Birkaç tane daha çekeyim. Evet, bu kadar zincir sayısı yeterli. Şimdi tığ üstü alıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tane atlayıp 5. zincirden geçerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. Aynı boşluğun içerisine, aynı yere İkinci ikili trabzanımı yaptım. Arada iki zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir boşluğumuz oldu. Tığ üstü alarak aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle iki tane trabzan, arada bir boşluk, iki tane daha trabzan yaptık. Tığ üstü alıyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. zincirden geçerek buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. Aynı yere ikinci trabzan. Arada 2 zincir. Tığ üstü alarak aynı yuvaya, aynı yere bir tane yuva yaptım. Tığ üstü aldım. Aynı yere İkinci trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde iki tane trabzan, bir tane yuva, iki tane daha trabzan. Tığ üstü aldım. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. yere aynı işlemi yapıyoruz. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyor. 2 trabzan, 2 zincir. Aynı yere ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bir tane atlayıp diğer zincire geçerek ikili trabzan yapıyorum burada. 1, 2, 3 tane zincir çekerek modelimi diğer yönüne çevirdim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tığ üstü alıyorum. Bakın burada yapmış olduğumuz ikili trabzanların yuvasına şu şekilde, bakın bu alttaki yuvadan girip bu yaptığımız yuvadan tığımı geçiriyorum. Şöyle bir ilmek çıkardım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bu yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Araya iki zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak aynı yuvanın içerisine bir tane daha yuva oluşturuyorum. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bakın ilkine şuradan girdik. Şöyle yuvadan çıktık. Şimdi buradan tığı geçirip alttaki yuvadan çıkacağız. Yapalım. Tığ üstü aldım. Bakın burada yapmış olduğum yuvanın içinden giriyorum. Alttaki yuvadan çıkıyorum. Ve buraya önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak çıktım. İlk motifimi oluşturdum. Model biraz daha ilerlediğinde kendini belli edecek arkadaşlar. Şimdi tığ üstü alıyorum.
bakın yana geçeceğim. Şu alttaki yuvadan giriyorum. Üstteki yuvadan çıkıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığ üstü aldım. Şimdi üstteki yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir, tığ üstü alarak aynı yuvanın içerisine girerek bir tane daha şöyle yuva oluşturdum. Tığ üstü alıyorum. Bu sefer üstteki yuvadan girip alttakinden şu şekilde çıkıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir tane daha göstereceğim. Tığ üstü aldım. Arada bir zincir çekmiyorum. Buradaki yuvadan girdim. Şöyle buradan çıkıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığ üstü aldım. Üstteki yuvaya geçiyorum. Bir tane ikili trabzan burada yapacağım. Araya 2 zincir. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Bir tane yuva da burada yapıyorum. Şöyle tığ üstü aldım. Şimdi üstteki yuvadan girip alttaki yuvadan tığımı geçiriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi sıra sonunda ne yapıyoruz hanımlar? Tığ üstü alıyorum. Bakın şu köşede yapmış olduğumuz bir yer var. Buranın en üst kısmına batıyorum. İkili trabzan burada yapıyorum. 3 tane zincir çekerek modelimi diğer yöne çeviriyorum. Şimdi de tığ üstü alıyorum. Bakın ilkine şu yuvadan girerek yapmıştık. Şimdi şuradakinden gireceğiz. Bakın yeri zaten belli. Şuradan. 3 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bakın şuradan giriyorum. Ve üstteki yuvadan çıktım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 seferde çıktım. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Şimdi tığ üstü alıyorum. Üstteki yuvaya geçiyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Tığ üstü alıyorum. Üstteki yuvanın içerisine bir yuva daha yapıyorum. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bakın. Bu üstteki yuvadan girip alttakinden çıkıyorum. Şöyle net görmenizi sağlamak istiyorum. Bakın buradan girdim. Alttakinden çıktım. Buraya önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığ üstü aldım. Bir yana geçeceğim. Aralara herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zincir çekme yok. Tığ üstü aldım. Bakın. Buradaki yuvaya geçeceğiz. Ama önce şöyle alttakinden girerek üst yuvadan çıkıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığ üstü aldım. Şimdi üstteki boşluğa ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Tığ üstü alarak aynı yuvanın içerisine bir tane daha yuva yaptım. Tığ üstü aldım. Şimdi buradan giriyorum. Alttaki yuvadan çıktım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir tane daha göstereyim. Ben daha öncesinde modelimi sizler için büyüttüm daha iyi görebilmeniz için. Tığ üstü aldım. Buradaki yuvadan giriyorum. Üstten çıktım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tığ üstü aldım. Üst yuvadan geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Tığ üstü olarak aynı yuvanın içerisine bir yuva daha oluşturuyorum. Tığ üstü aldım. Aynı yukarıdaki yerden geçerek alttakinden şöyle çıkarak önce 1, sonra 2, sonra 2.
Model bu şekilde kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesinde modelimi sizler için büyüttüm. Bakın şu şekilde. Şöyle 3 boyutlu bir görüntüsü var. Arka yönü de böyle. Yapılışı dediğim gibi oldukça kolay. Sizler de yapınca göreceksiniz. Battaniyelerde, yeleklerde, atkılarda, kırlentlerde, çantalarda kullanım yapabilirsiniz. Oldukça şık, yapımı kolay bir model paylaştım sizlere arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. İnşallah modelimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.